Kendi adıma mutluyum. Ardahan'ın bir gelini olarak aynı zamanda. Atmosfer çok güzel. Yıllardır gelenekselleşmiş bir etkinlik. Bu coğrafyaya hepimizin borcu var. Bu karavalık her şeyi unutturdu, yorgunluğu unutturdu. Bir gülüşe bir can nedir sevdiğim. Biz o gülüşü aldık. Tabii bu bir kültür. Birlikte hareket etme kültürü. Memleketimize, Serhat şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz efendim. Benim bir kuru teşekkürle olmaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Karşıları, Ardahanlıları, Iğdırları buluşturmalarından ben çok mutlu oldum. Binlerce, on binlerce hemşerimizle buluşuyoruz. İlçemizin, beldemizin tanıtımını yapıyoruz. Mücadeleyi her zaman destekleyen ve teşvik eden bir yerden siyasete ve toplumsal süreçlere bakıyorum. İfade ettiğiniz gibi Şişli Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız, hatta burada değil sanıyorum, Bakırköy Belediye Başkanımız da programı vardır mutlaka. Ardahanlı, benim il yöneticim Ardahanlı, belediyelerimiz de, örgütümüz de Ardahanlı, birçok yol arkadaşımız var. Kars il başkanımız burada. Dolayısıyla o bölgenin örgütlü olması hem bölgenin kültürüne, siyasetine dokusu katkısı olacaktır. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de başkanlarımızla birlikte bir güç, enerji gelmiştir. O anlamıyla ben kendi adıma mutluyum. Ardahan'ın bir gelini olarak aynı zamanda. Nasıl yorumluyorsunuz buradaki atmosferi? Atmosfer çok güzel. Bu tabii yıllardır gelenekselleşmiş bir etkinlik. Biz bir süre önce başka hemşeri derneklerin aktivitesi için buradaydık. Ordulular, Trabzonlar, Samsunlar ve nihayetinde Ardahan, Kars ve Iğdır. Tabii bu yöremiz bizim için çok kıymetli. Sonuçta bir sınır bölgesi, sınır şehri ve bu milletin kimliğini taşıyan, bu milletin parçası olan fakat farklı coğrafyalardan tarihte gelmiş, yüzyıllar önce buralara yerleşmiş hem Azeri soydaşlarımızın hem farklı mezheplerle olsa birçok toplumun yer aldığı, barış içinde, huzur içinde, mutluluk içinde yaşadığı bütün Türkiye'ye örnek olacak bir bölge. Öncelikle hoş geldiniz. Gecenin hazırlanış sürecinden bugüne kadar hep işin içindeydiniz. Dernek başkanlarıyla etkileşim halindeydiniz. Şu an gördüğünüz manzara sizi tatmin ediyor. Şöyle, şu anda İstanbul'da çok önemli bir hava koşulları var. Ona rağmen tüm 3 ilimizin de bileşenleri, kamu görevlileri, valileri, belediye başkanları, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz, dostlarımız hepsi burada. Bu da bir coşkuyu gösteriyor. Bu coğrafyaya hepimizin borcu var. O yüzden de son derece mutluyum. Yani hazırlık süreci nasıl geçti? Hazırlık süreci yani bizim Ardahan Federasyonları, Iğdır, Kars'taki derneklerimizin ortak çalışmasıyla bizden de gerekli destekler istediler. Biz de onları yaptık lojistik olarak. Ama asıl yükü
3 ilimizin de temsilcileri 3 ili gezerek oradaki yerel yöneticileri, kamu görevlilerinin tümünü bu işe kattılar. Üniversiteleri, başka bileşenleri kattılar. O yüzden Orhan burada aramızda. Özellikle çok emekleri var. Biz aslında çok bir şey yapmadık. Biz onların yanında durduk. Ama asıl onlar hem zaman ayırdılar hem de çok ciddi katkı sundular. Her 3 ilin temsilcilerine, hani Ardahan ilinin temsilcisi olarak Orhan arkadaşım, diğer temsilci arkadaşlarım, üçüne de çok teşekkür ediyorum. Orhan Bey, Muammer Bey'in selamlarını duydunuz. Muammer Başkanı bizim değerimiz. Bizim yanımıza durması yetiyor. Bugün mühim olan karşımıza, Ardahan'ımıza, Iğdır'ımıza dayıklara teslim etmek. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdiniz. Tahmin ediyorum ki sancılı da olmuştur. Evet. Şu an mutlu musunuz bu gördüğünüz? Bu an bu karabalık her şeyi unutturdu, yorgunluğu unutturdu. Çok samimi, yürekten gönül veren dostlarımız var aramızda. Tüm hemşerilerime, tüm misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Bu hepsi gönülden gelmiş. Yağmurda, çamurda hepsi buradalar. Yüreklerine sağlık diyorum. Size teşekkür ediyorum buradasınız. Evet sevgili izleyicilerimiz, yanımızda çok değerli iki başkanımız var. Gecenin önemli paydaşlarından. Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Oruç Oymak ve Iğdırlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkan Vekili Celal Karaydı. Kimden başlayayım? Oruç Başkan'dan başlayalım. Oruç Bey, evet. Çok büyük emek harcadınız. Emeklerinizi karşılığını aldınız mı? Ne düşünüyorsunuz fuar hakkında? Tabii bizim Ozan'ın bir sözü var. Aşık Maksut Feryat'ın. Bir gülüşe bir can nedir sevdiğim. Biz o gülüşü aldık. Bunun için yaptığımız bütün emekler helali hoş olsun, karşılığını buldu. Burada hemşerilerimizin güler yüzü bizlere, burada teşekkür etmeleri, dua etmeleri, uzun zamandır birbirini görmeyenleri burada buluşturduk, kaynaştırdık, tanıştırdık. Kars ürünlerimizi, Ardahan'ın, Iğdır'ın güzel ürünlerini, doğal organik ürünlerini burada bütün İstanbullularla tanıştırdık. Onların tatmalarını, onları alıp evlerine götürmelerini sağladık. Aynı zamanda İstanbul piyasasında marketler zinciri olan birçok dostumuz, hemşerimizi, piyasanın en iyilerini buraya taşıdık. Onları bizim üreticilerimizle tanıştırdık. Ürünlerinin İstanbul'daki raflarda hak ettikleri yerde olmaları için gayret gösterdik. Zaten en önemli amaçlarımızdan birisi buydu. Teşekkür ederim. Şimdi diğer değerli başkanım Sayın Karali'ye döneyim. Siz de diğer paydaşlar gibi yeri geldi, uykunuzdan yeri geldi, işinizden feragat ettiniz. Aynı soru sizin için de geçerli. Büyük emek harcadınız. Emeklerinizin karşılığını aldığını düşünüyor musunuz bu fuarla birlikte? Tabii bu bir kültür. Birlikte hareket etme kültürü. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerde birlikte hareket etme kültürünün bir parçası oldu. Sonuçta biz 3 il olsak da Kars, Ardahan, Iğdır olarak aynı kültürü, aynı örf adeti, aynı şekilde ağlamayı, aynı şekilde gülmeyi, aynı şekilde halay çekmeyi, oynamayı birlikte yapan toplumuz. Doğal olarak hem bunları yaşatmış oluyoruz hem de ki hani harita üzerinde 3 il olsak da bir olduğumuzu gösteriyoruz. Bu Türkiye'de ender bir olaydır. Kars, Ardahan gibi ayrılan başka illerin böyle birlikte hareket ettiğine şahit olamazsınız. Bu inadına biz Kars, Ardahan, Iğdır olarak inadına birlikte hareket edeceğiz. Öte yandan dediğim gibi birlikte hareket etmenin bir başka özelliği de bizim derneklerimizin birlikte hareket etmesini öğrenmesi gerekiyor. Biz çünkü burada bir köprüyüz. Kars, Ardahan, Iğdır adına İstanbul'dan Iğdır'a, Kars'a, Ardahan'a, oradan da İstanbul'a bir köprüyüz. Yani biz orada üretilenlerin burada satılmasını, burada teşhir edilmesini, burada 16 milyona tanıtılmasını sağlamakla bir köprü görevi görüyoruz. Aynı zamanda ata topraklarımızı unutmadığımızda, onlarla orayla da bağımızı koparmadığımızda gösteriyoruz. Doğal olarak devlet millet arasında büyük şehirlere göç eden insanlarla gelecek nesillerimizle, çocuklarımızla, kendi bağlarımızla koparmamak adına bunları yapıyoruz. Çünkü bizim bir de böyle bir görevimiz var. Bugün tamam biz yaşıyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır'ı, kültürümüzü yaşıyoruz ama bizim çocuklarımız bunu ne kadar yaşıyorlar? Bizim çocuklarımız buna ne kadar alışık? Doğal olarak bir kulak aşinası olması lazım. Bir göz aşinası olması lazım. Bir gitmesi, gelmesi, bütün bunlar da birlikte hareketten doğar. Yani işin özü ben şahsen bu ilk başta sorduğunuz sorunun cevabı ben verimli olduğunu düşünüyorum. İstediğimiz sonucu aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki aksayan taraflarımız var. Onları biz biliyoruz. Daha iyi olabilir miydi? Daha iyi de olurdu. Onu da biliyoruz. Niye daha iyi olamadığını veya
daha geniş kitlere nasıl ulaşabiliriz onu da çözmüş olduk. Bu da böyle olur zaten. Bunları yapmazsan hiçbir şeye varamazsın. Hiçbir şey yapmayan bir adam bir sonuca varamaz. Doğal olarak biz bir şeyler yapıyoruz. Ya isterdim ki buradan benim bir iki çağrım olsun tabii. Iğdır adını taşıyan dernekleri de çağrım olsun. Birlikte harekete öğrensinler. Bunlar da birlikte hareket öğrensinler. Birlikte hareket etmeye denesinler. Çünkü biz şahsen Iğdır'la Sosyal Danışma ve Kültür Derneği olarak bizim buradaki amacımız Iğdır'ı da bu üçlünün içinde İstanbul metropoline 16 milyona tanıtmak. Amacımız buydu. Biz bunu da yaptık zaten. Facebook'tan dernekçilik olmaz. Yani iki tane fotoğraf paylaşmaya dernekçilik olmuyor. Dernekçilik biraz özveri istiyor. Dernekçilik mücadele istiyor. Dernekçilik zahmet istiyor. Uğraş gerektiriyor. Doğal olarak bunları yapmak gerekiyor. Sefer Bey, düzenlenen bu etkinliği Serhat bölgesi için Kars Ardahan Iğdır tanıtımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii gönül isterdi ki tüm Iğdır'daki devlet erkanımızın da burada olmasını ve bizlere destek vermesini. Biz elimizden geldiği kadar şehrimizi burada temsil etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar tanıtım, turizme açılması yönünde tanıtımlar yapıyoruz. Yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz. Bugün Kars, Iğdır, Ardahan'la birlikte böyle bir organizasyona inşallah hep beraber imza atacağız. Burada amacımız kültürümüzü, sanatımızı, musikimizi, edebiyatımızı yaşayıp yaşatmak, tarih bilinci oluşturmak ve bölgemizin turizme kazandırılması anlamında mücadeleler vermek. Bu anlamda Kars, Iğdır, Ardahan'la birlikte çalışma sürdürüyoruz. Şimdi yanımızda iş ve siyaset dünyasını yakından tanıdığı bir isim Özdemir Polat var. Özdemir Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Standları gezdiniz tek tek. Genel yorumunuz nedir? Geçmişe dönerken bir anılarımız tazelendi. Hem de bu bölgemize katkısı olacağı için burada yöremizin ürünlerini tanıtmakta, yöremize bunun daha ileride dönüşü olacak katkılarını da düşünerek her anlamda mutlu olduk. Burada emeği geçen başta Orhan Çerkez Başkan olmak üzere tüm başkanlarımıza, emeği geçen herkese bir kere teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir tanıtım, önemli bir emek. Bu tarz etkinlikleri, tanıtımları her yörenin olduğu gibi bizim de yöremizin tarihe ev sahipliği yapmış Kars, Ardahan, Iğdır yöresinin gerçekten o iklimi gereği hayvancılıkta olsun, tarımda olsun, sağlıklı ve organik gıdalarında olsun çok ciddi alınacak bir bölgedir aslında. Ama yıllardır malum orada da her bölgede olduğu gibi göçler oluştu. Bu göçlerin oluşunun nedeni nedir hepimiz biliyoruz. Metropol şehre geçim derdi. Fakat işte bu tarz etkinlikler, bu tarz tanıtımlar arzla talebi buluşturursa hem bölgeye bir katkısı olacak, hem ülkemizin, yöremizin kültürel zenginlikleri tanımış olacak, hem de bunun bir dönüşü de olacak. Dönüşü nedir? Gönül istiyor ki bölge yerinde üretsin, arz oluştursun. Ama arzla beraber de işte bu tarz etkinlik de o arzla talebi buluşturma yeri oluyor. Ben yöremize, bölgemize çok ciddi katkısı olacağını, dönüşü olacağını düşünüyorum bu etkinliklerin. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü çağımızda iletişim ve teknoloji çağında sizler olmasanız, bu aracı olmazsanız zaten bu yapılan şeylerin hepsi gerçekten çok geri kalır. Yani yeterli amacına ulaşmaz. Siz de burada değerli dostum, kardeşim Celal Karali her yerde, her zaman olduğu gibi burada da ilk saatinden son saatine kadar sizlerle beraber, siz değerli genç kardeşlerimle beraber buraya çok ciddi bir katkı sunuyorsunuz. Böyle bir kuru teşekkürle olmaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tanıtımda bunu esas yerine, daha uç noktalara ulaştıracak sizler olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Bu anlamda da diyorum ya, teşekkür azdır size. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi yanımızda çok özel bir misafirimiz var.
fuar için 1700 kilometre yol teperek İstanbul'a gelen CHP Kars İl Başkanı Sayın Taner Toraman var. Tabii. 1700 kilometre yoldan geldiniz. Amiyane bir tabirle. Umduğunuzu buldunuz mu İstanbul'da? Öyle sorayım. Şöyle ben tutayım daha iyi. İstanbul başlı başına bir metropol kent. Yani İstanbul dünya kenti. İstanbul dünya ülkelerinin hepsinin hayal edemeyeceği kadar güzel bir kent. Bizim de göz bebeğimiz, ülkemizin göz bebeği bir kent. İstanbul'da çok çeşitli kültürlerin barındığı, herkesin yaşam aramaya çalıştığı bir kent. Dolayısıyla bizim insanlarımızın da özellikle o bölgede umduklarını bulamadıklarından dolayı, oranın sosyoekonomik yapısının dayatmış olduğu zorluklardan doğru bu tarafa gelen yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon hemşerimizin burada yaşam oluşturması ve o yaşamını da burada İstanbul kültürüyle birleştirerek ama Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın kültürel yaşamını, kültürel birikimlerinde reddetmeden onu sürekli burada yaşatarak yaşam oluşturmasını gördüm. Ve buradaki içinde bulunduğumuz 2 yıldan beri devam eden Covid sürecine rağmen ve ülkedeki son ekonomik siyasi hayatın içinde oluşturduğu zorlukların bütününün şeyine rağmen böyle bir anlamlı günde Karslıları, Ardahanlıları, Iğdırları buluşturmalarından ben çok mutlu oldum. Duyuyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Biz bu İstanbul'dayız, siz Sıla'dan geldiniz, gurbete hoş geldiniz. Evet, Tuzluca'mızı İstanbul'da en iyi bir şekilde temsil eden gerek Kent Yaşam Gazetesi olarak, gerek Iğdırlar Derneği olarak ve hala hazırda organizasyonu yapmış olduğunuz Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak yapmış olduğunuz Maltepe Tanıtım Günleri Fuarı'nda sizleri bir kez daha görmekten mutluluk duyduk. Malumunuz İstanbul'da çok ciddi anlamında bir Tuzluca'lı nüfusumuz var. Gerek Anadolu yakasında, gerek İstanbul yakasında. Ve bu hemşehrilerimizin birçoğu belki de uzun yıllardan beri Tuzluca'ya gelemeyenler var. Ekonomik nedenlerle, sosyal nedenlerle. Herkes bir iş davasına düşmüş, gelmiş bu metropollere. Bizim bu tanıtım günlerindeki en güzel güzelliğini gördüğümüz şey, sizler vasıtasıyla burada bu hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Belediyemizin standında her gün yüzlerce, binlerce hemşehrimizle kucaklaşıyoruz, hasret gideriyoruz. Ama maalesef şunu da üzülerek söyleyeyim. Iğdır'dan sadece biz varız, yalnız hissettik kendimizi. Gönül isterdi ki Iğdır Belediye'miz burada olsun, Aralık Belediye'miz burada olsun, Melekli'miz, Karakoyunlu'muz, Halfemli'miz, Hoş ve Hoşeber'imiz hepsinin burada olması gücümüze güç katacaktı. Biz burada yalnız kaldık. O bizi üzdü biraz. Iğdır'ımızın tanıtımına katkı sunmak adına daha çok taşın altına el atılmalıdır. O anlamda yalnız hissettik kendimi. Keşke onlar da burada olsaydılar. Küçük bir not gireceğim. Başkanımın da dile getirdiği Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve Iğdır'ın tüm belediyeleri tek tek davet edilmiştir. Bunu bir not olarak düşelim. Biz de bu Karsar'dan Iğdır derneklerinin düzenlemiş olduğu faaliyete Kars Otosaf Spor Kulübü olarak katılıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüzde çok güzel, tüm yöremizde yani bölge komşu illerimizle beraber çok güzel bir etkinlik alanı oluşmuş. Biz de buna bir nebze olsa, katkımız olursa çok mutlu olacağız. Bu kadar insanın gelmesi çok sevindirici. Bir de takımımıza ilgi çok büyük. Sağ olsunlar. Etkinlik çok güzel. Hazırlanış çok güzel. Herkesin emeğine sağlık diyorum.